İster inanın ister inanmayın, şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir ampul var. Buna inanmak kolay. Peki ya bu ampullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem? İnanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu ampul 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Dolayısıyla dünyanın en uzun süreli yanan ampulü olarak rekorlar kitabına da girmiş durumda. Düşünün, o ampulü oraya takıp da açtıklarında Osmanlı İmparatorluğu vardı ve 2. Abdülhamit tahttaydı. Atatürk henüz 20 yaşında bir öğrenciydi. 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması gibi tarihi olaylar bir yandan devam ederken o ampul yanmaya hep devam etti. Nesiller geldi geçti ve hiç sönmedi. Onu yakanların torunlarının torunları bir doğum günü partisi yapıp 100. yaşını kutladılar ve belki de o partiye katılanlardan bazıları bugün aramızda yok ama ampul hala yanmaya devam ediyor. Markasını merak ettiniz değil mi? Bu kadar dayanıklı ampuller ürettiğine göre biz de alalım. Öyle 3-4 yılda bir patlayan ampulleri sürekli değiştirmek zorunda kalmayız. Maalesef onu 1895 yılında üreten Shelby Elektrik adlı fabrika kapanmış durumda. Ve bu kadar uzun ömürlü bir ampulü icat eden kişi de çoktan ölmüş. Ölmesiyle birlikte o ampulün sırrı da mezara gömülmüş. Şöyle düşünün, ampul denilen icadın patenti 1880 yılında Thomas Edison tarafından alındı ve 15 sene gibi çok da uzun sayılmayacak bir süre içerisinde böyle neredeyse hiç patlamayan bir ampul üretilebildi. Aradan bir 15 sene daha geçse kim bilir daha neler üretilebilir, değil mi? Değil işte, öyle olmuyor. 1925 yılına ait bir gazete ilanı görüyorsunuz ve burada kaliteli lambalar diyor. Neymiş kalitesi diye baktığınızda 1000 saatlik ömrü olduğunu görüyoruz. Yani o itfaiye istasyonuna bu ampulleri taksalardı eğer 41 gün sonra patlayacaktı. Hani teknoloji ilerlemiyor muydu? Niye bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen, teknolojik olarak o kadar ilerlenmesine rağmen ampullerin ömrü uzayacağına kısaldı? Bu sorunun çok net ve kısa bir cevabı var. Planlı eskitme. Bu bir endüstriyel tasarım konsepti. Ama kulağa pek de hoş gelmediği için daha çok ürün yaşam döngüsü adını veriyor onlar. Üreticilerin planlı eskitme yerine kullandıkları tabir bu. Bir ürün geliştirilirken onun tüm hayatı tasarlanıyor ve tabii ölümü de. Dolayısıyla buna bir ürünün hayatını değil de hatasını tasarlamak demek daha doğru olur. Öyle bir ürün yapalım ki şu kadar kullanımdan, şu kadar zamandan sonra artık işe yaramaz hale gelsin. It's not bullshit. It's planned obsolescence. Kullandığınız cep telefonunun yeni bir modeli çıktığı zaman sizin eski modelin birazcık daha fazla takılmaya başladığını, daha yavaşladığını hissettiniz mi hiç? Sonra da yok canım bu tamamen psikolojik herhalde. Ben yeni model çıktığı için onu almak istediğimden bana öyle geliyordur herhalde diye düşündünüz mü? Muhtemelen. Ama aslında tamamen psikolojik bir şey değil bu. Telefonunuz üretilirken ona biçilen ömrün sonuna doğru gelmeye başladığı için gerçekten de yavaşlıyor telefonlarımız. Hatta geçen ay Apple bu konuda özür dilemek ve geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü iPhone 6'nın CPU'su ilk alındığında 1400 MHz hızında çalışırken aradan 3 yıl geçtikten sonra 600 MHz'e düşürülüyormuş. Yani en az 2 kat daha yavaş hale getiriliyormuş. Apple pil ömrü azaldığı için telefonun daha stabil çalışabilmesi adına bunu bilerek yaptığını açıkladı ama sıradan bir kullanıcının tabii bunları anlayabilmesi çok zor. Hadi anladı diyelim, o zaman da pilini değiştirmek suretiyle tekrar hızlı çalışmasını isteyebilir ama bu telefonların içini açabilmek de o kadar kolay değil, pilini değiştirebilmek. Dolayısıyla sıradan bir kullanıcı için ilk akla gelen çözüm sıradan bir tüketici olmak ve yeni modeli satın almak. Bakın, konuyu daha iyi anlayabilmek için bu hikayedeki telefonun yerine bir otomobili koyalım mesela. Diyelim ki iPhone 6 model bir otomobil satın alıyorsunuz ve satın aldıktan 2 yıl sonra otomobiliniz ilk alındığı güne göre 2 kat daha yavaş çalışıyor, hızı azalıyor ve siz sebebini bir türlü anlayamıyorsunuz. Çünkü böyle bir açıklama yapmıyor otomobil firması. Acaba size mi öyle geliyor? Konuyu daha iyi anlayabilmek için onu sanayiye de götüremiyorsunuz çünkü otomobili açabilmenin imkanı yok. Kimse de size bu yavaşlığın sebebi lastikler demiyor. Çünkü deseydi lastikleri değiştirip arabanızın, otomobilinizin ilk günkü hızına gelmesini sağlardınız. İşte bu planlı eskitme. Pardon.
ürün yaşam döngüsünün çok tipik bir örneği. Üreticiler cep telefonlarının her yıl yenilenmesini istiyor. Bu yıllık yaşam döngüsü isteği yeni bir şey de değil. Üstelik ilk örnekleri biraz önceki analojide kullandığım otomobil dünyasında görülmeye başlanmış. Ta 1924 yılında. Biz günümüzde artık alıştık 2018 model, 2017 model araba diyoruz değil mi? Çünkü 4 tekerlekli bir araçtan üreten yüzlerce marka her yıl binlerce yeni model üretiyor 1924 yılından beri. 1924. Bir dakika, bizim gazete ilanı da 1925 yılına aitti değil mi? Bu 1920'li yıllarda bir iş var. Gerçekten de planlı eskitme konseptinin tarihine baktığımızda 1920'li yılların bize el salladığını görüyoruz. Çünkü 23 Aralık 1924'te Phoebus adında bir kartel kuruldu. Dünyanın en büyük ampul üreticileri tarafından. Ve bu kartelin aldığı ilk karar da dünyada üretilen tüm ampullerin ömrünün 1000 saate indirilmesiydi. Bakın, indirilmesi diyorum çünkü dünyada bundan çok daha uzun ömürlü ampullerin üretilebildiğini artık biliyoruz. Şimdi bu kartel olayına böyle bakınca size komplo teorisi gibi gelmiş olabilir ama maalesef değil. Çünkü tarihçiler bu kartelin imzaladığı çeşitli belgeleri ve raporları buldu. Evet, raporlar. Raporlar diyorum çünkü bu kartel bu kararları almakla kalmamış. Bir de sürekli olarak üreticilerin ürettikleri ampullerin ömrünü test ederek eğer 1000 saatlik sınırı aşanlar varsa bunlara verilecek olan cezaları bile belirlemiş. Bunları bir de belgeler halinde yayınlamış. Ve böylece icat edildiği 1880'lerde bile ömrü 1500 saat olan ampulün ömrü 1940'lara geldiğimizde 1000 saate inmiş. 1940'lara geldiğimizde dünyanın başka bir icatla daha tanıştığını görüyoruz. Naylon. Dünyanın ilk sentetik tekstil ürünü. Ve bu ürün icat edildikten sonra acaba bu ürün nerelerde kullanılabilir diye araştırılmaya başlandı ve İkinci Dünya Savaşı'nın patlaması da bu arayışa bir son verdi. Çünkü naylon çok dayanıklı bir malzemeydi. Askerlerin çadırlarında ve paraşütlerinde kullanılmaya başlandı. Ha, bir de kadın çoraplarında. By a miracle of modern science, such commonplace things as coal, water and air have been transformed into threads more elastic than silk. 1946'da yılda 360 milyon naylon kadın çorabı üretiliyordu. Ama talep bir türlü karşılanamıyordu. O kadar büyük bir ilgi vardı ki naylon kadın çoraplarına, bazı yerlerde sonradan tarihe naylon ayaklanması olarak geçebilecek bir takım hadiseler yaşandı. Mesela Pittsburgh'da 13 bin çift naylon çorap getiren bir mağazanın önünde 40 bin kişinin kuyruğa girdiği görüldü. Peki kadınların naylon çoraba bu kadar büyük bir ilgi göstermesinin sebebi neydi biliyor musunuz? Onun çok dayanıklı olması, uzun süre kullanılabilmesi. O kadar sağlamdı ki bu naylon çoraplar, arabanızın bagajına koyup gerektiğinde çekme halatı olarak kullanabilirdiniz. Şaka gibi değil mi? Peki şimdi moda ile ilgili komşu vlog kanallarına sorarım. Neden sürekli çoraplarınız kaçıyor? Çorabım kaçtı gibi bir deyimin literatürümüze girmesinin sebebi nedir? Yine aynı naylon çorap. Çünkü aynı naylon çorabı icat eden DuPont firması ilk zamanlar talepleri yetiştiremese de bir süre sonra pazarın doymaya başladığını görünce naylonu icat eden aynı mühendislerine bu kez de onu zayıflatmak için araştırma yapmaya başlamalarını söylemiş. Ve giderek daha zayıf, daha dayanıksız çoraplar piyasaya sürülmüş. It's new, new, new and true for you. It's new, new, new with beauty true. It's Agilon stretch, nylon yarn. İşte bunlar hep planlı eskitme. Nylon yarn. Peki giydiğimiz çorapların, kullandığımız ampullerin ya da cep telefonlarının ömrünün bu kadar kısa olması o kadar da kötü bir şey mi? Sonuçta bunlar için yapılan harcamalarla bir yandan da ekonomi canlanmış oluyor. Çünkü bu tür ürünlere karşı duyulan talep hiç bitmiyor. Talep bitmeyince arz da devam ediyor ve arz devam ettikçe fiyatlar düşüyor. Bu da bizim gibi kullanıcılar için iyi bir şey mi acaba? Evet, bu söylediklerim kısmen doğru ama bir de şu gözle bakın lütfen. Bir yıllık ömrü olan bir ürün üretmek demek
bir yıl sonrası için çöp üretmek demek aynı zamanda. Yani biz bu durumda sürekli olarak büyüyen bir teknolojik çöplük üretmiş oluyoruz. Dolayısıyla üretim, büyüme, gelişme gibi son derece masum ve pozitif gibi görünen kelimeleri bile yeniden düşünmek lazım. Tabii bir de işin şu yönü var. Ampulden bahsettiğimizde temel bir ihtiyaçtan da bahsetmiş oluyoruz artık. Ampulümüz patlarsa karanlıkta kalmamak için bir yenisini takmak zorundayız. Ama üretilen her ürün temel bir ihtiyaç olmayabilir. E bir de bunlardan çok miktarda üretilir ve piyasaya arz edilirse ne olur? Tamam, fiyatlar düşer belki ama bir yandan da ihtiyaç için değil de zevk için alışveriş başlar. Bu şekilde kısa vadede ekonomik olarak büyümüş oluruz ama uzun vadede dünyayı bir çöplüğe dönüştürürüz. Companies don't care about quality. They just want you back in the store. They don't want products lasting for decades. They just want you always wanting more. Ampul patladı, çorabım kaçtı gibi bir takım kavramları hayatımıza sokan şey planlı eskitme kavramı oldu. Ama bu kavramın doğuşundan çok daha önce yakılan bir ampul hala yanmaya devam ediyor ve o yandıkça biz de internetten onu oturup izleyebiliyoruz. İşin ilginç yanıysa onu izlememizi sağlayan kamera, yani webcam, ömrünü doldurduğu için iki kez yenilenmek zorunda kalmış. Onu şu anda izlediğimiz sonuncu webcam'in ömrü ne zaman dolacak ve ölecek, ne zaman yenilenecek bilemiyoruz. Ama aynı zamanda parlak fikirleri de sembolize eden o ampul yanmaya ve yandıkça da bize planlı olarak eskitilen eşyalarımızı hatırlatmaya daha uzunca bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Planned obsolescence. Most products are designed to fail. Planned obsolescence. Capitalism always needs new stuff for sale.